Merhabalar, Akıllı Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu ve biz her zaman söylediğimiz gibi her pazar Türkiye saatiyle saatler tam 11.30'u gösterdiğinde biz karşınızda oluyoruz. Ve eğer siz her pazar Türkiye saatiyle saatler tam 11.30'u gösterdiğinde kumandanızın TRT Havası'na dokunmayı unutmazsanız biz evlerinize, iş yerlerinize ve tabii ki gönüllerinize konuk oluyoruz. Bu program kaçmaz. Biz geçen hafta da anons ettik ve hafta boyunca sürekli seminerlerimizde duyurduk. Çok kıymetli, yurt dışından gelen çok kıymetli bir konuğumuz var ki artık bu konuğumuzu çok yakından tanıyorsunuz. Biz seminerlerde ismini anons ettiğimizde hep tanıdıklarını söylediler. Çünkü programımızı da çok takip ediyorlar. Ve bu programa 0312 215 22 14 nolu telefondan biz direkt hocamızla konuşma adına telefon edebilirsiniz. Ayrıca Instagram bonus hocadan sorularınızı gönderebilirsiniz ki ben buradan okuyabildiğim kadarını okuyup hocamıza yansıtmaya çalışacağım. Aslında konumuz, önce konuğumuzu bir tanıtalım. Aslında tanıyorsunuz. Doçent Doktor Aslı Bugay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ki Kuzey Kıbrıs daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde görev yapıyor ve psikolojik danışman ve kendisi bu konuda gerçekten çok büyük uluslararası yayınlarının olduğunu programlarımıza katıldığımızda söylüyoruz. Konumuz ne peki? Konumuzu isterseniz hocamıza soralım. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Aslı hocam öncelikle ayağınıza sağlık. Kıbrıs'tan geldiniz. Teşekkür ederim. Ben doğru ifade edebildiğimi düşünüyorum ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ODTÜ kampüsü. Kuzey Kıbrıs kampüsü. Evet ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs kampüsünde görev alıyorum hocam. Bugün herhalde okul iklimi üzerine konuşacağız. Evet, okul iklimi. Onun öğrenciler üzerindeki psikolojik etkileri, nedenleri, sonuçları bunlar üzerine konuşacağız. Peki Aslı Hocam, şimdi Instagram'dan da bu arada sorular düşmeye başladı ama ben Aslı Hocam'a biraz sohbetinden yararlanın söyleyeceklerinden. Ondan sonra Instagram sorularına geçeceğim. Aslı Hocam okul iklimi ne demek tam olarak? İzleyicilerimiz bundan ne anlasın? Evet. Aslında örgüt kültürü, kurum kültürü böyle çok daha bilinen kavramlar. Belki okul iklimi deyince bir anda neden bahsettiğimiz tam açık olmamış olabilir. Okul iklimi, okulda hissettiğimiz psikolojik atmosfer olarak tanımlanıyor hocam. Mesela şu anda burada da bir iklim var. Burada da bunun bir psikolojik bir atmosfer var. Nasıl hissediyorsunuz buraya geldiğinizde? Ben buraya geldiğimde bir belirli bir stres seviyesi var. bu bir his mi? Tabii o da bir ayrıca. İkinci his, o yani güzel bir his oluşuyor üzerimde. Çünkü sevdiğim bir iş olduğu için. Evet. Bu bir his. Yani haftaya olsa da bir daha gelsem hissi oluşuyor. Bilmiyorum söyleyebildim mi? Çok doğru. İşte bazen bir yere gidersiniz, bir eve ya da bir kuruma, okula ya da evinize. Orada hiç nedenini bilmeden olumlu bir his kaplar sizi. Bazen de tam tersi olumsuz bir his kaplar. İşte o his dediğimiz şey aslında psikolojik atmosferdir orada bulunan. Tam nedenlerini sonuçlarını da adlandıramazsınız. Çünkü çok nedenli olabilir, çok faktör tetikliyor olabilir. Sadece oraya bir daha gitme isteği duyarsınız ya da ayaklarınız geri gider. İşte bunun adına biz aslında okul iklimi diyoruz. Ya da o kurumun iklimi diyoruz, o evin iklimi diyoruz. Biliyorsunuz ben aynı zamanda evlilik ve aile danışmanıyım. Bunu evlerde de bu şekilde söylüyoruz. Yani her evin bir iklimi var. Bazı insanlar o yüzden evlerine koşa koşa gitmek isterler. Bazıları da eve ne kadar gitsem o kadar iyi derler. Okul için de aynı şeyi düşünmek lazım. Eğer bir öğrenci sürekli geç kalıyorsa demek ki o okulun iklimi ona olumlu gelmiyor demektir diye tahmin edebiliriz. Ya da işte öğretmenler için de böyle, yöneticiler için de böyle. Bu yüzden de okul iklimini olumlu hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Aslı hocam bunu izleyicilerin, yani bu konunun çok dışındaki izleyicilerin, aile deyince o da geldi aklıma. Evet. Bir ortamın, aile içinde okuldaki ortamın
etkisi, yarattığı psikoloji diye çevirsek. Psikolojik bir atmosfer. Değil mi? Evet, yani bir atmosfer, hani şu anda hissettiğiniz, etrafınızı saran bir duygu gibi adlandırabiliriz. Şimdi tabii onu etkileyen, belirleyen faktörleri... Birçok nedeni oluyor tabii bunun. Evet. Peki Aslı Hocam, okul ikliminin ya da aile ortamında, bunu da lütfen, çünkü o kadar önemli bir konu ki o da... Ne gibi paydaşları var, onu etkileyen faktörler neler sayabilir misiniz? Okul ikliminin en temel paydaşları öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler, anne babalar. Biraz böyle gölgede kalıyor ama aslında bir de yardımcı personeller. Mesela burası için de aynı şeyi düşünebiliriz. İşte burada bu stüdyoya gelmenizi sağlayan, tabii ki de işte çok aklınıza gelen kimler geliyor buranın paydaşları olarak? Buranın paydaşları, örneğin kanal koordinatörü, bu olayın başındaki isim, koordinatör yardımcıları. İşte Samet örneğin bu programı. O geliyor, isim geliyor aklınıza. Tabii, Samet geliyor çünkü Samet buranın bu programın yapımcısı. İşte program danışmanı İsmail Yolcu aklıma geliyor. Evet. Ve stüdyo şeflerimiz, kameramanlarımız aklıma geliyor ki onlar değişken gerçi her hafta ama bir de sabit olanlar var. Evet. Bir de şöyle düşünün, bir de yardımcı personeller var. Çok daha aslında görünür değil. Bunlar böyle gizli kahraman gibi. Ama siz her hafta buraya geliyorsunuz olumlu bir hisle. Yardımcı personellerden biriyle bir çatışma yaşasanız şu anda sizi nasıl etkiler? Emin olun, ben yani eğer kişisel anlamda da ifade edersem, hemen yayına girmek üzereyken yaşadığım bir olumsuzluğu ne yaparsam yapayım, sesime ümidi yansır. Çok doğru. Yüzden kurtarsak da sese yansır Aslı Hocam. Evet, bunu şu yüzden soruyorum. Aslında bulunduğumuz kurumun, okulun ya da evin bütün paydaşlarının bizim nasıl hissedeceğimiz üzerinde bir etkisi var. Bu en görünürden en az görünüre kadar. Okulda da öyle oluyor hocam. İşte aklımıza hemen okul iklimi deyince, olumlu okul iklimi deyince yönetici, öğretmenler, öğrenci, veliler geliyor. Bir de yardımcı personeller var ki işte kapıdaki güvenlikten okulun temizlemesine yardımcı olan temizlik elemanlarına kadar, işte ahçıya kadar. Bunlar da aslında okul ikliminin oluşmasına katkı sağlayan öğeler. Yani herkesin bir katkısı var. Bir iklim oluşuyorsa. O yüzden de hepsiyle çalışmamız gerekiyor okullarda. Eskiden sadece tek bir birimle çalışılıyordu. Mesela bu örgüt kültürü dedim ya, oradan eğer yola çıkacak olursak, daha çok yöneticilerle çalışılıyordu bu konu. Ki çok da doğru, çünkü yöneticiler gerçekten okul ikliminin en temel öğesi, en belirleyici öğesi. Ama sonra günümüzde anlaşıldı ki sadece yöneticilerle çalışmak çok sağlıklı değil. Bunu bütün paydaşlara yaymak lazım. Çünkü hepsinin bir katkısı var. O yüzden de ben yaptığım okul iklimi çalışmalarında bütün paydaşlarla çalışmaya çalışıyorum. Yani buna özen gösteriyorum. Bir TÜBİTAK projesi tamamladık. 12 ilde 48 okulla çalıştık okul iklimini. Ve gördük ki benzer koşullara sahip okullar aslında farklı iklimlere sahipler. Yani baktığınızda daha farklı bir fiziksel koşulu yok, daha iyi bir sosyoekonomik düzeyi yok belki aynı okulun. Aynı ilde mesela, diyelim ki Aslı Hocam, hangi il, bir tane il söyler misiniz? Mesela ilk çalışmayı söyleyeyim isterseniz. Ankara'da en başta bir pilot çalışma yaptık. Ankara, Çankaya ilçeye bağlı olan 5 okulu seçkisiz olarak atadık. Bu 5 okula baktık. İşte bunlara bir kod verdiğini düşünelim, A, B, C, D, E diye. Bu okulların öğrenci sayısı aşağı yukarı aynıydı. 450-500 öğrenci. Öğretmen sayısı 40-45 kadardı. Yönetici sayısı da aynıydı. 4 ile 5 arasında değişiyordu. Fiziksel koşulları benzer. Aynı belediyeye bağlı. Sosyoekonomik düzeyi aşağı yukarı aynı. Okul başarıları da belli düzeyde aynı olmasına rağmen, bunun makalesine de ulaşabilirsiniz. Türkçe bir yayınımız da var bu konuda. Bu 5 okulun okul iklimi birbirinden farklı peki, çıktı. Aslında onu nereden ulaşacaklar peki, ulaşacağız biz? Aslında bu gay yazdığımızda... Tabii okul iklimi yazdığınızda ya da daha sonrasında bilgisini paylaşırım. Burada ilginç olan şey şu. Aynen bu iklim dediğimiz şey, her okulun sanki bir kişiliği varmış gibi düşünmemiz lazım. Ya da her evin de bir kişiliği var, onun gibi. Güzel. Bu yüzden de birbirinden çok farklı. Aynı koşullar bile olsa... aynı özellikleri göremeyebiliyorsunuz.
Bu yüzden de bütün o paydaşlarla birebir çalışmak ve onları iyileştirmek için bizim çalışmalar yapmamız önemli diye düşünüyorum. Evet, öncelikle okul iklim. Ben Aslı Hocam anlatırken en çok okulda kim var kim yok diye ilkokul çocuklarının anneleri bakar. Evet. Küçük ya onlar. Çok doğru. Değil mi Aslı Hocam? Tabii. Ben özellikle lütfen dinleyin. Ben çünkü Aslı Hocamızla bu çalışmasını bir sohbetimizde konuştu. Çok etkilendiğim bir takım şeyler söyledi. Evet. Onları sizinle paylaşmasını isteyeceğim ama Aslı Hocam Instagram'dan sorular geliyor. Tabii. Biz okumamız lazım birkaç tanesini hemen. Evet, Sibel Yakışır. Çok teşekkür ederiz. Instagram bonus hocadan gelen bir soru. Kızım 7 yaşında. Babası çok sınır koyarak yetiştirmek istiyor. Ben kızımın bundan zarar görmesinden korkuyorum diyor. Yani zarar görür mü ya da ne yapmalıyım diyor Aslı Hocam. Evet. Sınır koymaktan zarar görmez ama o cümledeki çok vurgusu önemli. Çok sınır koymaya çalışıyor. Yani çocukların gerçekten de sınıra ihtiyacı vardır. Ne kadar güzel söylediniz. Ama bunun derecesi çok önemli. Eğer bir burada izleyici çok diye vurguluyorsa ve bir rahatsızlık hissediyorsa demek ki bu sınırın koyuş şeklinde ve derecesinde bir rahatsızlık verici bir unsur var demek. Yoksa biz her zaman için velilere, ailelere sınır koymalarını tavsiye ediyoruz. Ve biliyor musunuz çocuklar da aslında sınır konmasını istiyor. Bu yine biraz kendi çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Okul iklimiyle ilgili öğrencilerle çalışırken bu biliyorsunuz üniformayla ilgili belirsizlikler vardı. Üniforma giysinler mi, giymesinler mi? Ve muhtemelen de şöyle düşünüyordu. Öğrenciler aslında istiyordur, rahat olmak istiyordur. Ama yaptığımız 21 öğrenciyle birebir yüz yüze olan çalışmada şu çıktı ki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bunu tercih etmedi. Onlar sınır koymasını tercih ettiler. Üniformayı tercih ettiler. Üniformayı etti, yani bir sınırımız olsun. Çünkü doğru giyinmeyi bilmiyor öğrenciler diye birbirlerini eleştirdiler. Evet. Hatta bunu bu görüşmeyi yaptığım bir öğrenci turuncu bir böyle çok çarpıcı renkli bir pantolon üstüne çok farklı bir tişört giymişti. Ve kendisi böyle olmamalı, ben bile böyle gelmemeliyim dedi. Yani bir sınır konsa ben de bir çeki düzen veririm dedi. Ben çok şaşırdım. Yetişkin olana kadar aslında bireyler bir başkası tarafından bir sınır konduğunda rahatlıyorlar. Ama bu sınırın nasıl konduğu, üslubu, işte demokratik katılımla mı kondu, onlara da soruldu mu, onların da fikri alındı mı gibi unsurlar sınırın sağlıklı ya da sağlıksız olmasına sebep oluyor. Ya da başarılı oluyor. Ya da başarısız. Aynen. Değil mi o şekilde? Evet, evet hocam. Zannediyorum Instagram'dan gelen bu soruda Aslı Hocam, baskı çok. Evet, çok diyor çünkü. Değil mi? Yani çok, ben çok. Orada kelimeleri çok önemserim. Birincisi eğer bir izleyici sabah kalkıp böyle bir soruyu hemen sorma gereği duyduysa demek bu konuda bir rahatsızlığı var. İkincisi ifade ederken sınır koyuyor demiyor, çok sınır koyuyor diyor. Demek ki orada derecesiyle ilgili bir rahatsızlığı var. Ve bununla ilgili ne yapacağım diyor. Demek ki bir çaresizliği var. Denemiş ama kendi çözememiş. Ne yapmasını önersiniz Aslı Hocam? Siz bir aile danışmanı olarak evet. da kısaca bir yanıt verebilir misiniz? Çünkü sorular geliyor, devam Tabii. ediyor şu anda. Yani hocam yurt dışında anne baba okulları var ve anne babalar çocuklarıyla nasıl iletişim kuracaklarını, nasıl sınır koyacaklarını çok iyi öğreniyorlar. Biz ne yazık ki kendi kültürümüzde biraz el yordamıyla ya da büyüklerimize sorarak öğreniyoruz. Eğer eşlerden biri bununla ilgili bir rahatsızlığı varsa yapacağı en sağlıklı şey diğer eşle bunu konuşmak ve ortak bir sınır platformu oluşturmak. Uzman desteği. Tabii bunun için de onu söyleyecektim. Bunun için de eğer imkanları varsa uzman desteği alabilirler. Okullarda rehber öğretmenler var. Onlarla işbirliği yapmalarını öneriyorum. Aslında onlara bu soruları götürdüklerinde birlikte bunu çalışabiliyor olmalarını bekliyoruz biz. Çünkü bütün eğitimimiz bunun üzerine. Rehber öğretmenlerim, psikolojik danışmanlarım. Aslı Hocam, Instagram'daki bir soruyu daha alalım. Tabii, ondan sonra hocam. Konumuza tekrar dönelim. Tabii. Evet, Instagram bonus hocadan sorularınızı gönderiyorsunuz. Teşekkür ederiz ve biz hemen bu soruyu da Aslı Hocamıza soracağız. Mehmet Çizmeci, 11. sınıfım. Şimdiden biraz motivasyonumu kaybetmeye başladım. Ne yapmalıyım diyor. Aslı Hocam, çocukların sınavlara yönelik olsun, hayata yönelik motivasyonlarındaki bir uzman olarak en temel dinamiği nedir bu?
Tabii böyle bir soruya böyle genel bir reçete vermekte zorlanıyorum. Çünkü Mehmet acaba ne yaşıyor şu anda? Bir anda motivasyon kaybı aşamasında. Belki arkadaş ilişkilerinde bir bozulma oldu. Ailesiyle ilişkileri etiklemiş olabilir. Öğretmeniyle bir çatışma yaşamış olabilir. Eğer bunlarsa bu ilişkisel şeyler, ilk önce bunları çözüme kavuşturması gerekiyor. Bu yine iklimle ilgili bağlamak gerekirse aslında motivasyonumuz da o bütün paydaşlar dedim ya çok boyutlu olduğu için bazen hangi boyut bizi etkiledi, ne bizi tetikledi bulamıyoruz. Yani bir ortama giriyoruz, bir anda hüzünleniyoruz, bir ortama giriyoruz, mutlu hissediyoruz ve somut bir nedenini bazen bulmakta zorlanıyoruz. Şimdi Mehmet de demek ki bir olumsuz bir duygu hissediyor ama nedenini bulmakta zorlanıyor. Çünkü çok faktörlü olabilir bu duygusunun nedeni, motivasyon kaybının nedeni. Yorulmuş olabilir, ilişkilerinde şu anda bir değişim yaşıyor olabilir, ergenlikle ilgili farklı şeyler yaşıyor olabilir. Bu tür konularda aslında biraz daha bizim detayını almamız gerekiyor. Ama yapacağı en yine de sağlıklı şey, yine de tebrik ediyorum öğrenci. Demek ki bir çıkış yolu arıyor. Bunun farkında olması onun çok önemli bir gücü. Çünkü bazen öğrenci bunun farkına da varmıyor. Düşüşü biz dışarıdan söylüyoruz öğrenciye. Ya sen iyiydin, iyi bir öğrenciydin, ne oldu diye biz uyarıyoruz. Demek ki o başkaları uyarmadan belki de kendi fark etti. Bu onun güçlü yanı, bunu hatırlamasını öneriyorum ona. Ve sonrasında da yapacağı belki ilk adım daha önce motivasyonunu sağlayan şeyleri hatırlatmak kendisine. Yani hepimizin bir yerde kendimize olumlu şeyleri hatırlatmayı öğrenmemiz gerekiyor. Daha önce onu motive eden şeyler neydi? Şimdi düşmesine neden olan nedenler neler? Ve o değişimde onun yapabileceği katkı ne? Ona bakmasını öneriyorum. Bunlar biraz da olumlu düşünceyi değil mi? Tabii. Daha önce neyse onu tetikleyen, motivasyonunu sağlayan şey, ona tekrar geri dönmesi ya da onun alternatiflerini bulması gerekiyor. Ama tek başına da yapılmazsa yine destek alması şimdi gerekecek. Şimdi Aslı Hocam, siz tabii aile danışmanıyım dediniz. Hemen aileyle ilgili sorular da geldi ama ben birazcık izleyicilerim sorularınızı göndermeye devam edin. Onu yanıtlayacağız. Aslı Hocam, okul ikliminde kız ve erkek öğrencilere göre etkilenme açısından bir ayrım var mı? Evet, dünyada da var. Bizim bulgularımızda da benzer şey çıktı. Kız öğrenciler okuma hakkını daha zor şartlarda kazandıkları için, dünyanın her yerinde de böyle, o kazandıkları hakka dört elle sarılıyorlar. Bakın okul başarısında da kız öğrenciler gerçekten daha başarılı oluyor. Okul iklimini de daha olumlu algılama eğiliminde kız öğrencilerimiz erkeklere göre. Ortamda yani, daha hızlı uyum sağlıyor değil mi? Hem hızlı hem de olumlu algılıyor. Yani işte okulda bazı etkinlikler sunuluyor, öğretmen bir şeyler öğretiyor, arkadaşlarıyla bir şey paylaşıyor. O ortamı daha olumlu algılıyor. Erkek öğrenciler ise dışarıda da alternatifleri olduklarını düşündükleri için daha olumsuz algılama eğilimindeler. Bizim proje sonucumuz da böyle çıktı. Ve bu TÜBİTAK projesini ben yürütücüsüyken başlatmama ilham veren çalışma Yale Üniversitesi'nde Kamur Öğrenme Merkezi aslında. Onların yaptıkları, 40 yıldır yaptıkları çalışmalar bana ilham verdi. Çünkü onlar Amerika'da biliyorsunuz çok büyük bir sürü eyalet var. Bu eyaletler arasında anlayamadıkları şey işte 1700 tane okulla çalışıyorlar. Çok iyi sosyoekonomik düzeyi olan bölgelerde okul iklimi olumsuz çıkıyor. Yani çocuklar daha belki açık hali. Öğrenciler okulu olumsuz algılıyor. Sosyoekonomik düzeyi düşük yerlerde, bazı yerlerde, hepsinde değil ama bazılarında okul ikliminin olumlu çıktığını görüyorlar. Ve onlar da gidiyorlar, oraları araştırıyorlar neden böyle diye. Ve görüyorlar ki aslında sosyoekonomik düzeyden ya da işte okulun fiziksel koşullarından çok, dediğim gibi aslında bizim o hissettiğimiz psikolojik atmosfer var ya şu anda hissettiğimiz, olumlu ya da olumsuz, bizi motive eden ya da etmeyen, bizi üzen ya da mutlu eden bütün bunların aslında temelinde bunun olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Benim de merak konum bu oldu. Çünkü Türkiye'nin coğrafi olarak baktığınızda
çok farklı bölgelerinde okul iklimi nasıl algılanıyor, nasıl hissediliyor bunu araştırırken gerçekten de kız öğrencilerin okulu daha olumlu algıladıklarını bulduk. Özellikle doğu bölgelerinde, çünkü orada belki de sosyalleşme aracı olarak kullandıkları tek yer okul. Yani sadece okula gidiyor belki de öğrenci, orada arkadaşlarını görüyor ve sosyalleşiyor. O yüzden de daha olumlu buluyorlar hocam. Peki Aslı hocam, siz o yurt dışındaki bir araştırmanın sonucunu verdiniz. Şimdi lütfen çok dikkatle dinleyin. Özellikle Aslı hocamız yurt dışında sosyoekonomik seviyesi yüksek bölgelerdeki çocukların okul iklimlerinden, okul iklimine karşı uyumsuzluk gösterdiği, böyle mi ifade ettiniz tam? Yani okul iklimi daha olumsuz algılıyorlar. Algılıyorlar ama biraz daha düşük seviyedekiler olumlu algılıyor. Türkiye'de. Hepsi değil ama içinde öyle örnekler var ve bu şaşırtıcı. Türkiye'de de öyle. Şimdi onu biraz daha açarsam aslında bence bizim projemizin en çarpıcı bulgusu şuydu. Biz anne baba eğitim düzeyine baktık. Anne baba eğitim düzeyi çocuğun okulu nasıl algıladığını belirliyor diye baktık. Ve hep şöyle bir hipotetik olarak düşündüğümüzde, işte eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocukları herhalde okumayı, okulu daha çok seviyorlardır. Değil mi hocam? İlk akla gelen bu Aslı hocam. Öyle çıkmadı. Evet. Öyle çıkmadı. İşin ilginç yanı, özellikle de anne babası okur yazar olmayan ya da çok düşük eğitimli ailelerin çocukları okulu daha da olumlu buluyor. Bu Türkiye'de değil mi? Bizim Türkiye'de çıkan bulduğumuz 8 bin öğrenciye ulaştık. Buna ilk önce çok şaşırdım ama sonra da çok anlamlı geldi. Çok da bizim kültürümüzü de açıklayan bir şey. Çünkü o çocuklar okulda yapılan etkinliklerin hepsi onlara çok farklı geliyor. Bir tiyatroya gidiyorlar, o kadar şaşırıyorlar ki işte öğretmenin üslubu, duruşu, giysisi, tavrı, bütün bunlar onlara çok farklı gelirken eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocukları zaten dışarıda çok fazla uyaranla karşı karşıya geldikleri için o aileler belki çocuklarını farklı aktivitelere çok fazla yönlendiriyorlar. Çocuk baleye de gidiyor, piyanoda çalıyor, ondan sonra tiyatroya da gidiyor. Sonra okul ona açıkçası biraz sıkıcı geliyor. Yani o öğrencilerle görüştüğümde şöyle diyorlar, hocam çok az sosyal etkinlik var ama eğer daha eğitim düzeyi düşük bir aileden geliyorsa çocuk, burası diyor çok eğlenceli, öğretmenimiz çok iyi davranıyor, daha olumlu algılıyor orayı. Çünkü hiç öyle bir ilgi, öyle bir etkinlik görmemiş. Aslı hocam, o kadar tatlı anlatıyorsunuz, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki çok teşekkür ederiz. Ayrıca hakikaten ufuk açıcı bir konu bu. Ben orada ekonomik seviyesi yüksek ailelere de ya da ortanın üstü de Türkiye'de yüksek kategoriye giriyor çünkü algı açısından. Onlara bir uyarımız olacak ama biz önce bir Yalova'ya gidelim. Züleyha Aksakal çoktandır bekliyor. Böyle arada bir telefon aldığımızda olacak. Züleyha Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hayırlı programlar. Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim. Züleyha Hanım, sesiniz biraz az geliyor. Onu biraz yükseltebilir miyiz? Buyurun Züleyha Hanım. Evet. Kolay gelsin. Çok güzel programınızı takip ediyoruz çok kızımla beraber. Sağ olun efendim. Son sınıfa gidiyor kızım. Bu sene malum sınava girecek, bir hafta kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Bu hafta kilitlendik yani ekrana. Vereceğiniz tavsiyeleri bekliyoruz. Kaygı. Evet. Çocuk heyecanlı, stresli, kaygılı. Bizim de belki de sesimizden belli oluyordu. Hepimizde var. Yani genel tavsiyelerinizi merak ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Züleyha Hanım. Yanıtlayacağız bunu ve Aslı hocamız burada ve Aslı hocam bunu genel olarak yanıtlarsanız zaten hepsi aynı kategoriye giriyor. Çocuk bir performansa giriyor. Adı bunun sınav ya da futbol fark etmiyor zaten. Ve bundan dolayı da bir heyecan duyuyor Aslı hocam. Önce bu heyecanın kaynağı nedir? Nasıl kontrol edilir? Bak ne diyor? Heyecanla bekliyoruz diyor Züleyha Hanım. Evet. Evet, sınav gerçeği çok yaklaştı sanırım. Birçok öğrencimiz büyük bir heyecanla sonucu bekliyorlar. Heyecanla hakikaten performanslarını göstermek istiyorlar. Bazıları da göstermek istemiyor. Şimdi neler oluyor? Çok kısaca belki o hisler arasındaki farktan bahsetmek yardımcı olabilir. Sınav korkusu, sınav kaygısı, sınav stresi diye aslında çok farklı isimlerle aynı şeyi anlatmaya çalışıyoruz değil mi hocam? Yani neyi söylemeye çalışıyoruz? Bir performans var, orada ne olacak? Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
Ben biraz aslında fırsat buyken eğer vaktimiz de varsa tabii ki, korku, kaygı, stres arasında biraz o benzerlikleri ve farklılıkları anlatmak istiyorum. Bunu da şu yüzden biliyorsunuz daha önce programınıza da katılmıştım. Çalışım alanlarımdan biri duygu düzenleme. Okul ikliminin de yine önemli bir öğesi. Okulda ya da kurumda iyi duygu düzenlersek o kurumun iklimi iyi oluyor. O okulun iklimi iyi oluyor. Şimdi oraya geri dönecek olursak korku nedir, kaygı nedir, stres nedir ve biz bunları birbirinin yerine kullanırken aslında neden bahsediyoruz? Korku bizi tehlikeyle karşı karşıya geldiğimizde hissettiğimiz duygusal bir tepkidir. Mesela hocam şimdi korktuğunuz hiçbir hayvan var mı sizin? Adını da hiç anmasam. yılandan çok çekiyorum. Yılan. Hı-hı. Hocam şimdi sizi de korkutmak istemiyorum ama fobi durumunda değildir umarım. Yok hayır değil. Şimdi hocam sizinle konuşuyoruz. Bir yandan şuradan bir yılan geldi. Nasıl bir tepki verirsiniz? Yani önce bir stres. Hı-hı. Ya da kaçma ya da saldırma. Ama o duygunuz ne olur? Yani korku. Korku yani olur değil mi? Korku olur. Çok doğru ama tepkiniz stres olur. Ve yılanı gördüğünüzde o korku size der ki ya kaç, hemen koş değil mi? Ya savaş ya da donup kalırsınız. Biz korktuğumuzda anlık olarak bu üç tepkiden birini veririz. Ve bu bizi yaşamsal olarak da korur yılana karşı. Yani bu verdiğimiz tepkiler. Ama kaygıdaysa burada yılan yok hocam. Ama siz düşünüyorsunuz işte ormanlık bir yere gideceksiniz tatile. Henüz orada ne olduğunu bilmiyorsunuz ama sadece gece yatağınıza yattınız ve düşünüyorsunuz ya tatile de nereye gidecek olabilirsiniz yılanla? Aklıma bir örnek gelmedi. Yani bu çok olsa nereye gidilebilir? Akdeniz bölgesinde çok olur. Yani Akdeniz bölgesinde tatile gidiyorsunuz. Yaylada bile evet. Olur yani yılan evet. Yani, henüz yılanla karşılaşmadınız ama düşünüyorsunuz ya buraya da gideceğim ama acaba bir yılanla karşılaşır mıyım? Yatağınızda yatıyorsunuz. O anda neler hissedersiniz? Yani sürekli bir tetikte olma hali vardır. Hı-hı. Ya ama yılan henüz, ben uyurken girerse yanıma gelir bunu yapıyor yılan. Yok sadece düşünüyorsunuz. Henüz karşılaşmadınız. Hı-hı. Hep korku yani sürekli. Hı-hı. Nereden gelecek, ne zaman gelecek, evet. Nasıl gelecek, ben ne yapacağım? Henüz o karşılaşmadan, önceden geleceğe dönük o düşüncemiz, düşüncemizin bizde yarattığı şey aslında duygu ya da davranış kaygı. Bir kaygı duyuyoruz aslında o geleceğe doğru. Yani henüz o tehlikeyle karşılaştınız mı? Yılanın burada olmasından farklı. Ama vücudumuzun verdiği tepkiler çok benzer. Yine işte mesela korktuğunuzda ne hissediyorsunuz? Yani işte korku, kaygı, evet. Endişe, belirsizlik. Mesela ben yılandan, ben mesela böceklerden çok korkarım. Bir böcekle karşılaşsam anında vücudum ısındığını hissederim. Muhtemelen avuç içlerim terler çünkü korkarım. Ama gece yatağımda yatarken de evin öbür taraflarında bir böcek var mı diye düşünce bile bende kaygı uyandırır. Şimdi bu başka örneklerle anlatırken bunu sınav konusuna getirmek istiyorum. Sınav korkusu mu, kaygısı mı, stres mi yaşıyoruzun cevabı aslında daha geleceğimizde olan bir şeyle ilgili biz bir tehlikeli buluyoruz. Bir düşünce üretiyoruz orada. Ve bunun gerçeklik boyutları da var. Yani işte sınavda performansını gösteremezsem olumsuz şeyler olacağını düşünüyorum. O aslında yaşadığımız şey sınav kaygısı. Ama o anda sınavla karşı karşıya geldik. Üç soruyu yaptık, üç soruyu yapamadı öğrenci. Dördüncü soruda dedi ki, yani ben bu sınavı yapamıyorum dedi. O anda hissettiği çok yoğun şey korku. Çünkü o tehlikeyle yüz yüze geldi. O performansta yapamama duygusuyla karşı karşıya geldi. Kaygı da yüz yüze gelmiyor, korku evet. Da yüz yüze korku geliyor. Korku da o anda evet. Tepkisel bir duygu oluşuyor. Ve sonra şöyle örnekler diyoruz. Bunun sayısı çok değil aslında. Öğrenci sınav kağıdına kustu. Sınavdan çıkmak zorunda kaldı. Değil mi? Orada işte sınav kaygısında ne oldu diyoruz. Sınav kaygısı değil, o anda bir korku oluştu değil mi? Ve hep şunu öneririz.
Bunun da nedenini açıklamak istiyorum. Şimdi hep psikolojik danışmanlar, psikologlar şunu önerir. Soru ya da eğitimciler, yapamadığınız soruyu geçin. Öğrenciler evet, yapamadığınız soruyu geçin. Neden biliyor musunuz? Yapamadığınız soruda takıldıkça o korkunuzu tetikler. Yapamıyorum korkusunu tetikler. İşte o yüzden onu siz geçin. Yapabildiğiniz soruları yaparak kendinizi telkin edin. Yapacağınıza dair. Yani yine bir duygu düzenliyoruz. Eğer biz bunun adını bilirsek, biz bunun teşhisini koyarsak tedavisini de buluruz. Yani niye öğrencilere gerekçe vermiyoruz? Bunu atlıyoruz bazen hocam. Gerekçesini vermeyince de o aklımızda kalmıyor. İşte bu yüzden bilmediğiniz soruyu geçin. Ve bildiklerinizi yapın. Sınav anı ile ilgili söyleyeceğim ilk şey o. Öncesiyle ilgili de hani kaygıda tehlike gelmeden önce yatağımda böcek gelir mi diye düşünüp orada bir olumsuz duygular hissediyorum ya. Şimdi öğrencilerin çoğu da bunu yapıyor eminim. Çalışıyor ya da işte yatağına yatıyor. Düşünüyor sınavda yapamazsam ne olur, yapamazsam işte şu olur, bu aklına neler geliyorsa olumsuz düşünceler. Hatırlıyor musunuz, ruminasyondan bahsetmiştik. Tabii, evet, başka bir programımızda. Rumine ediyor, evet, tekrar tekrar olumsuz şeyleri düşünüyor. Annem kızar, arkadaşlarım ayıp olur, çevrem ne der, kaçıncı olurum, sıralamam ne olur gibi bu düşünceleri üretiyor. O düşünceler aslında gelecekle ilgili sadece bazı duygular oluşturuyor tehlikeli gördüğü şeye karşı. İşte onu durdurmak da bizim kaygımızı kontrol etmemize vesile oluyor. Ve biz bütün bu iki duyguda da, korkuda da, kaygıda da vücudumuz bir stres üretiyor. Stres üretiyor. Evet. Bilmiyorum açık oldu mu bu? Çok örnek. Açık oldu. Şimdi. Yani bütün bunları aslında biraz hocam bu yüzden ayırt etmek gereği duydum. Kontrol edebileceğimiz şeyler. Biz ne olduğunu bilirsek, ne yaşadığımızı bilirsek onu kontrol etmemiz daha olası. Belirsizlik her zaman kaygı yaratır. O zaman Aslı Hocam, siz buradan bu işin uzmanı olarak çocukların sınavda kolay sorulardan başlaması durumunda korkularını kesinlikle, alt edeceklerini... Kesinlikle. De, o anda bir evet. Şu yılan örneğini unutmasınlar. Sınavla karşılaşmak da yılanla karşılaşmak gibi. O anda biz üç tepkiden birini veriyorsak eğer... Ya kaçıyoruz, ya donup kalıyoruz, ya da savaşıyoruz. Öğrenciler lütfen sınav anında siz savaşmayı tercih edin. Yani ne kaçın, ne donup kalın. Ve bu örnek de aklınıza gelir umarım. O anda hayır ya bu yılan ben bunun kafasına vuracağım. Ve ben bu işi tamamlayacağım diye kendinizi, kendi kendine motive etmesi gerekiyor öğrencinin. Çünkü o anda yalnızlar. Biliyorum bu sorumluluk çok ağır. Ama aslında bunu biz bir yerde öğrenirsek, o korktuğumuz tehlikeli şeyle karşılaştığımızda savaşmayı ya da doğru tepki vermeyi, her neyse o an için, o doğru tepki vermeyi, o sağlıklı tepki vermeyi bir kez hayatımızda öğrenirsek, o öğrendiğimizi aklımıza tutup başka zorluklara da yansıtabiliriz. Çünkü hayatımızda başka zorluklar da çıkacak ileride. Evet, çok çok teşekkür ederiz Aslı Hocam. Çok net ve açık oldu. Şimdi konuğumuz kim? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğretim üyesi, doçent doktor Aslı Bugay. Kendisi psikolojik danışman, aile danışmanı aynı zamanda ve bir proje hocası diye biliniyor, isimlendiriliyor. Arkadaşlar ona Aslı Hoca'nın adı geçtiği zaman Aslı Hoca bir proje hocasıdır aslında diyor. Çok sayıda projesi var çünkü çok çalışkan olduğu anlamı çıkıyor bundan. Arkadaşlar arayı işaret ediyorlar Aslı Hocam sürekli ama ben kesmek istemedim. Çok kısa bir ara, biz buradayız. Sorularınızı göndermeye devam edin. Sorularla döneceğiz efendim. Evet efendim, Akıl Yaşam programına tekrar döndük. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Bu arada hemen birkaç sınav duyurumuz var. Yurt dışından Türkiye'ye gelip eğitim görecek öğrenciler, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nin sınav tarihi, sınav başvuru tarihi 4 Ocak 2016, 3 Nisan'da da sınav yapılıyor. Ankara Üniversitesi, Ankara'da eğitim yapacak olanlar, sınav başvuru tarihi 21 Mart'ta başlıyor. 2016'da 25 Nisan'da sona eriyor. Son olarak bir de Çukurova'yı vereyim, zaman zaman bunları duyuracağız. Çukurova Üniversitesi Adana'da 23 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 13'te sınavı var. Başvurular 1 Şubat'tan itibaren başlıyor, 25 Mart'ta bitiyor. Bu arada Aslı Hocam, Instagram'dan gelen sorular arkadaşlar şöyle verin, ben okuyacağım. Aslı Hocam onları yanıtlar kısa kısa. Hülya Yıldız, eşimden ayrılmayı düşünüyorum. Aile danışmanınız olduğunuz için bu soru hemen geldi. Bu
10 yaşındaki çocuğumun başarısını nasıl etkiler diyor. Hı hı. Kısa Aslı Hocam, evet. Olumlu olumsuz. Eskiden bunun olumsuz etkileyeceğine dair çok inançlar vardı. Ama Hülya Hanım'ın içini rahat ettirebiliriz. Artık boylamsal çalışmalar tamamlandı. Bu da şu demek, işte boşanmış ailelerin ve boşanmamış ailelerin çocuklarına 20-30 yıllık periyotlarda bakıldı. Ve boşanmış ya da boşanmamış olmanın onların hayat mutluluklarına, işte ruhsal sağlıklarına bir etkisi olmadığı artık birçok araştırmayla kanıtlandı. Önemli olan boşanmış ya da boşanmamış olmak değil, sağlıklı anne baba olmak. Çok siz güzel. Boşanmış olsanız da onun annesi babasısınız. Bazen aileler boşanmıyor ama iyi anne baba, sağlıklı anne babalık yapamıyorlar. O yüzden tek sorumlulukları onların sağlıklı ebeveynlik yapmak diye özetleyebilirim. Evet, Ali Okbaz, sınıfım, 7. sınıfım, bugün bursluluk sınavına gireceğim. Ne tavsiye ediyorsunuz? Çalış. Hadi bunu ben yanıtlayayım. Devam edin arkadaşlar. Verin biter, biraz hızlı okuyacağım İsmail. Verin siz. Ahmet Biçer, oğlum 9. sınıfa gidiyor, bir kolejde okuyor. Lüks tüketimine ilgisi arttı, bununla nasıl başa çıkarız diyor. Lüks tüketimine ilgi artmak bir problem midir? Yani aslında gelişimsel özelliklerle çok bütünleşiyor. Kaçıncı sınıf dedin? 9. sınıf. 9. sınıf tam da ergenlik dönemi. Hı-hı. Ergenlik döneminde öğrencilerin odağı aileden, öğretmenden, arkadaş çevresine doğru kayar. Bu da çok gelişimseldir, çok normaldir. Arkadaş çevresine kaydığında da birbirleriyle bu lüks tüketim üzerinden yarışabiliyor öğrenciler. O yüzden de buna doğru sınır koymak, en başa dönersek programın doğru sınırı koymak, çocuğunuzun her istediğini yapmamak ama onun neden bunu istediğini de doğru anlamak lazım. Acaba sınıfta popüler olmak için mi istiyor, ne amaçlı istiyor, bunu yoksa anlamak ihtiyaç lazım. Mı, değil mi? Yoksa ihtiyaç mı? Ama sınır koymayı da hatırlamaları lazım. Evet arkadaşlar, böyle verin geçin, sonra toparlarız bunu. Perihan Akıncı, görevimiz icabı sürekli il değiştiriyoruz. Çocuğumun okul başarısı bundan olumsuz etkileniyor. Ne yapmalıyız? Bu soruyu okul ikliminde belki ilgilendiriyor diye Aslı Hocam'a hemen az sonra soracağım. Tuğçe Paşak, sınava gireceğim. Evet, Instagram bonus hocadan bunlar. Sınava gireceğim. Sınavda elim terliyor, midem ağrıyor diyor. Bunu da Aslı Hoca zamanımız kalırsa soracağız. İsmet Birinci, stresle baş etme ve de psikoterapi mi, ilaçlı tedavi mi daha iyi diyor. Aslı Hocamıza bunu da soracağız. Hepsini toparlıyorum aklımdan. Alihan Deniz, strese rağmen başarı olmak için kendimizi nasıl motive etmeliyiz? Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sabiha Akkuş, öğretmeni çocuğuna sınıfta bir espri yapmış, arkadaşları onunla alay etmiş. Okula gitmek istemiyor. Çocuğum 12 yaşında, ne yapmalıyım diyor. Zannediyorum okul iklimiyle yine. Yıldız Toprak, birinci sınıfa giden bir çocuğa okulu sevdirmek için ne yapmalıyız? Cavit Çam, abi eskiden stres mi vardı? Sınava gir çık, ne stresi yahu demiş. Çok ilginç bir soru. Bora Türkmen, öğretmenler biraz daha pedagojiyi bilmeli, çocuklara nasıl davranacaklarını bilmeliler diyor. Aslı Öztürk adaşınız. Aslı Hocam orada dur. Size bir takdir var orada. Aslı Hocam, sizi çok seviyoruz. Daha çok TV'ye çıkmalısınız. Ailecek şu anda sizi izliyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz. Aslı Hocam, bu da size gelmiş özel, evet, bir iltifat. Teşekkür ederim. Tufan Bektaş, Aslı Hocam ben rehber öğretmenim. Daha önceki programlarınızın videosunu izledim. İzmir'e geliniz lütfen demiş. Böyle bir inşallah Aslı, evet. Hocam. Siz tabii seminerlere gidiyorsunuz. Umarım, evet, İzmir'e. Buse Çiçek, bonus hocam, Aslı Hoca'yı bize tanıttığınız için size teşekkür ederim. Ben de Aslı Hoca gibi olacağım. Zannediyorum bu daha küçük bir çocuk. Turan Kılıç, bence okul ikliminin en önemli faktörü öğretmenlerdir kardeşim demiş. Aslı Hocam, ya o kadar çok soru ki hangisi, evet, aklınızda, işte lütfen bir yanıtlar mısınız? Hangisi vallahi hocam? Vallahi öncelikle şu il il gezen, sık il değiştiren çocuklar, evet, okul ikliminden olumsuz etkilenmesi. Evet, etkilenecek. Kendileri de etkileniyordur muhtemelen. Ailede ne oluyorsa çocukta bir sistem olarak ele alıyoruz biz aile ve evlilik danışmanlığında aileyi. Sistem nasıl etkileniyorsa çocuk da onun bir ürünü olarak, sistemin bir ürünü olarak o da etkilenir. O yüzden ilk önce kendileri ne kadar etkileniyorsa onu bir değerlendirsinler. Sonrasında da biz çocuğumuzu nasıl etkiliyoruz ve onu daha olumlu nasıl etkileriz diye önlemler almalarını öneriyorum. Aslı Hocam, aileler bazen çocuğuna ya çocuksun daha yapma ya da bu seni... Bu uyuyor mu bu yaşta gibi şeyler söylerler. Yani daha doğrusu şöyle, yaşa ve eğitime göre çocuğa bir davranma stili var mıdır? Hep, evet, aynı mıdır? Hangi yaşta ise aynı, evet, şekilde davranıyor.
Bu aslında çocuğun da çok üzerinde stres, kaygı, korku yaratmaya neden olan şeyler bunlar. Ben kendi hayatımdan küçük bir örnek vermek istiyorum size. Benim babam daha ilkokuldaydım. İşte suyu döktüm. Değil mi? Babam hemen şey derdi, çok da gerçekten düzgün, hani babama da sevgiler. Babamızın buradan adını da söyleyin lütfen. Hocam onu söylerim. Şimdi suyu döktüm, hemen şey derdi. Kızım senin yaşına, eğitimine yakışıyor mu derdi. Daha ilkokuldayım ama. Sonra ben liseye geldim. Mesela sınavda işte herkes, hatırlıyorum, takdir hep alırdım. Bir dönem teşekkür aldım. Takdir aldığımda da çok tepki vermezdi ama teşekkür aldığımda çok net hatırlıyorum. Eve geldi ve dedi ki, teşekkür mü? Senin yaşına, eğitimine yakıştı mı kızım dedi. İnanın şimdi bugün küçük bir hata bile yapsam babamın söyleyeceği fix şeydir o. Senin yaşına, eğitimine yakışmıyor diye düşünür. Buradan şunu örnek vermek istiyorum, onu eleştirmek için değil. Anne babalar çocuklarından onların mükemmel olmalarını, hiç hata yapmamalarını bekleyebiliyorlar. Onları korumak için, daha iyi olmaları için bunun çok artı yönleri de var. Bu aslında öğrenciyi ya da çocuğu çok sıkı da tutuyor. Yani hep dinç tutuyor. İyisini yapayım, suyu dökmeyeyim, sınavımda en iyisini alayım, hayatımda hep olumlu şeyler yapayım. Ama gelin görün ki hayat öyle olmuyor. İşte anne babaların bu beklentileri de çocuklar üzerinde bazen eğer çok fazla olursa, bu belli bir dozda olması çok sağlıklı. Ama eğer çok fazla olursa da bazen stres, sıkıntı, kaygı, endişe, bütün bunları yaratabiliyor. Evet, zannediyorum o biraz da babalık bitmiyor, annelik bitmiyor aslında hocam. Onunla da alakalı olabilir. Oradaki sorulardan biri değerli hocam, şey de aslında, öğretmen sınıfta bir çocuğa bir şey söylüyor, ilkokulda okuyor çocuk. Tam bir okul iklimi olayı herhalde bu. Sınıf çocuk, iklimi daha çok muhtemelen. Değil mi? Evet. Çocuk okula gitmek istemiyor. Kesinlikle. Bu tam da böyle oluyor. Çünkü hani dedim ya, bütün birçok paydaşı var. Ama bir öğretmen galiba yazmış. Okul ikliminin en önemli üyesi öğretmendir. Öğretmen, kesinlikle. Evet. Okul ikliminin en önemli üyesi ya da herhangi bir iklimin, buranın da en önemli üyesi insan ilişkileridir. Baktığınızda bu iklimi oluşturan bir sürü şey var. Alt boyut var, mesela işte fiziksel boyutu var, düzen, disiplin var. İşte bunun gibi hani fiziksel koşullarla ilgili nedenler var ama okul iklimini ya da kurum iklimini ya da evinizdeki iklimin en önemli nedeni insan ilişkileri. Eğer burada kötü bir ilişki olursa buraya gelmek istemezsiniz, ayaklarınız geri gider. Okula gitmek istemezsiniz. Karınızla, kocanızla, eşinizle aranız kötüyse eve gitmek istemezsiniz. Bu yüzden insan ilişkilerini sağlıklı kurmamız lazım. O öğretmenle olan ilişki içinde hemen önerim, o ilişkiyi tazelesinler. Anne baba burada ara bulucu olsun ve çocuklarının daha iyi bir iletişim kurmasını sağlasınlar öğretmenler. Evet arkadaşlar, yanlış yazdınız galiba. Son iki dakika diye prompter'da bir yazı geliyorum. Evet. Aslı hocam valla bu soruları sonucu cevaplayamadık hepsini. Valla cevaplayamadık Aslı hocam. Orada sizin de aslında söyleyecekleriniz evet, vardı. Benim de vardı. O tabloyu gösteremediniz. Evet. Ama şu son 1,5 dakika sizindir. Son 30 saniyede benim olsun Aslı hocam. Buyurun kullanın. En son uyarmak istediğiniz şeyler Aslı hocam. Evet. Belki yine okul iklimi üzerinden birkaç şey söylemem uygun olabilir. Gerçekten bu insan ilişkilerinin önemli bir öğe olduğunu unutmayalım. Bu yüzden okullarda iyi iletişim üzerine, duygu düzenleme üzerine çalışmalar yapılmasını öneriyorum. Hep şöyle sanılıyor, ben ne hissediyorsam karşımdaki de öyle algılıyordur. İşte ama bu yine okul iklimi deyince ya da bir iklim deyince, mesela bazen deriz ya işte ben üşüyorum derim, siz de yo sıcak dersiniz. Bir algı farkı var değil mi? Okulla ilgili de işte ben okulu yönetici olarak çok iyi buluyorum. Bence okulumuz çok iyi diyorum. O yöneticilere önerim, bir de öğrenciye sorsunlar. Öğrenci de aynı mı algılıyor? Öğretmene sorsunlar. Öğretmen de aynı mı algılıyor? Veliye sorsunlar. Diğer yardımcı personellere sorsunlar. O bütün algıların benzer olması ve belli bir düzeyde olumlu olması olumlu bir atmosfer yaratıyor. O yüzden de tek ben böyle hissediyorsam onlar da öyle hissediyordur diye düşünmemelerini öneriyorum. Ve bu sıcaklık örneği, sıcaklık soğukluk örneği gibi nasıl aynı ortamda ben üşüyüp sizi sıcaklayabiliyorsanız ben burayı olumlu bulurken siz de olumsuz buluyor olabilirsiniz. Ve onlara kulak kabartmalarını, dinlemelerini ve çözüm üretmelerini öneriyorum.
Evet, efendim, konuğumuzu bir kez daha anons edelim. Doçent Doktor Aslı Bugay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde görev yapıyor. Psikolojik danışman. Programımıza her katıldığında çok büyük ilgi görüyor ve gerçekten de çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Aslı Hocam, ayağınıza sağlık. Maalesef bitti. Ama yine en kısa sürede tekrardan programımıza bekliyoruz. Keyifli hocam, teşekkür ederim. Evet efendim, Akıllı Yaşam programı sona erdi. Önümüzdeki hafta saatler tam 11.30'u gösterdiğinde eğer siz kumandanızın TRT avazına dokunmayı unutmazsanız biz yine evlerinize, gönüllerinize konuk olacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.